Aksaray Belediyesi TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Test yayınına başladığımız bu özel haftada haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Aksaray Belediyesi'nin bünyesinde Web TV olarak test yayınımıza başladık. Çok yakın bir tarihte farklı programlar ve haber bültenlerimizle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Aksaray Belediyesi bir ilke daha imza atarak internet üzerinden Web TV yayınına başlıyor. Belediyenin faaliyetlerinin yer aldığı haberler, duyuru ve anonsların yanı sıra Aksaray'ın tanıtımının yapılacağı Web TV ekranlarında haberler, sportif, sosyal ve kültürel yayınlar da yer alacak. Belediye hizmetlerinin çalışmalarını vatandaşa duyuracak olan Aksaray Belediyesi, Web TV, haber ağırlıklı yayın akışının yanı sıra Aksaray'ın sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Efor Kavşağı bölgesinde alt geçit çalışmaları sürerken Aksaray Belediyesi, yayaların güvenli trafiği için geçici üst yaya geçidini hizmete açtı. Aksaray'da belediye tarafından projelendirilen Piri Mehmet Paşa alt geçit projesi çalışmaları devam ediyor. Piri Mehmet Paşa alt geçitinin inşası sırasında araç trafiğinin tıkanmaması için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli tüm tedbirler alınırken özellikle o bölgeyi kullanan vatandaşların güvenliği için geçici yaya üst geçiti hizmete girdi. Bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girecek olan alt geçit projesinde silolar ve eski terminal bölgesinde yapılacak olan yoldan çekmelerle birlikte alt geçit toplamda 8 şerit olarak projelendirildi. Proje çalışmaları devam ederken özellikle araç trafiği ve yaya trafiğine kapatılan yolda yaya trafiğinin güvenli bir şekilde akıcılığını sağlamak için belediye geçici yaya üst geçidini kullanıma açtı. Yaya trafiğinde o bölgeyi kullanan vatandaşlar artık güvenli bir şekilde evlerine ve iş yerlerine ulaşabiliyorlar. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederken yol yapım çalışmasının bir an önce tamamlanmasını istedi. Proje çok iyi oldu. İnsanların geçişi çok güzel oldu. Yani köprü çok güzel. Halkımıza yararlı olacak. Köprünün yapılmasından dolayı çok memnunuz. Aksaray Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Öncelikle Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyoruz. Tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu köprünün yapılması çok güzel oldu bence. Bol trafik oluyordu. Bu trafiği azalttı Haluk Şahin Yazgı'mız. En başta da Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Buna artık bir çare bulduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Biraz da olsa Aksaray halkımız geçiş yönlerinde rahatlamış oldu. Allah herkesten razı olsun. Aksaray Belediyesi geçtiğimiz hafta sonunda ünlü ilahiyatçı Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nu sevenleriyle buluşturdu. Çok önemli bir işaretleriyor, onu da söyleyeyim. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda konferans veren Nihat Hatipoğlu'yu dinlemek için gelenler salonu doldurdu. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla geçtiğimiz hafta sonu saat 20'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sevenleriyle buluşan Hatipoğlu konuşmasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sıfatlarından olan El Metin'i anlattı. Hazreti Peygamber ne yaptı biliyor musunuz? Cübbesini çıkardı, yere serdi. O iki müşrik delikanlıya, iki putperest delikanlıya dedi ki cübbenin üzerine oturun dedi. Oturttu onları. Şöyle dedi, babanız bana iyilik yapmıştı. Ben o iyiliği hiç unutmadım. Siz serbestsiniz, gidin. Size esir muamelesi yaptırmayacağım. Bak bununla yetinmedi. Allah'a yemin ederim ki dedi Peygamberimiz. Eğer bugün babanız sağ olsaydı, bana deseydi ki Muhammed, benim hatırıma bütün Mekke'li esirleri serbest bırak, vallahi babanızın sözünü iki ettirmez, tümünü serbest bırakırdı. Vefa, unutmuyor. Kendisine zulm, kendisine iyilik etmiş olan bir müşriği çocuklarını affediyor, babanızın hürmetine tümünü affederdim diyor. Bu ahlak bizde yok. Biz haşa ahlaksız değiliz. Ama bu ince ahlak bizde yok. Dünya Müslümanlarında yok. Onun için
Hazreti Peygamber'i inceledikçe Batı'daki mütefekkirler, düşünürler ne diyorlar? Bu sıradan bir adam değil diyorlar. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ve vatandaşlar programın sonunda birlikte el açıp dua ettiler. İçinde bulunduğumuz bu ay hürmetine, yaklaşan Rebiülevvel hürmetine, yaklaşan büyük doğum hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle. Kusurlarımızı gider. Tövbemizi kabul et. Pişmanlığımızı kabul et. İhlasımızı kabul et. Kalbimize, vicdanımıza rahmet et ya Rabbi. Bizi şerden, şikaktan, nifaktan, kötülerden, kötülüklerden uzak et ya Rabbi. Ya Rabbi biz kuluz, günahımız çok. Sen Rabbsın. Sana layık ibadet etmekten aciziz ya Rabbi. Ama sen küçüğü de büyüğü de kabul edersin. Sen ki isyankar olan, seni isyan edenin tövbesini bile kabul ediyor. Kapıyı kapatmıyorsun. Bize de rahmet kapısını kapatma ya Rabbi. En daraldığımıza bize de merhamet eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan şerre müsaade etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi cennet ve cemalullah'la müşerref eyle ya Rabbi. Seni görmekle bizi şereflendir ya Rabbi. Bizi boş laftan, dedikodudan, hasetten, ikilikten, münafıklıktan, insanların aleyhinde konuşmaktan, başkalarının ayıbını, kusurunu araştırmaktan uzak eyle ya Rabbi. Kendi kusurumuzu görmeyi nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi bizi münafıklarla beraber etme. Ya Rabbi Müslümanca yaşattın, kurbanın olayı Müslümanca ölmeyi nasip et ya Rabbi. Ülkemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemizi kötülerden, şarlatanlardan, münafıklardan, ülkenin aleyhinde tezgah kurmak isteyen kim varsa o tezgahların tümünü onların kafasına geçiriyor. Ya Rabbi bizleri birbirini sevenlerden eyle. Ayrı gayrı gözetmeden birbirini kucaklayanlardan eyle. Hatipoğlu programı düzenleyerek bizi sizlerle buluşturan kıymetli belediye başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum diyerek programını sonlandırdı. Konferansın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etti. Dini konularda da bilgiler veren Hatipoğlu, merak edilen soruları da yanıtladı. Konferansa kendisini dinlemeye gelenler Nihat Hatipoğlu'yla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray Belediyesi trafik sorununa ve otopark çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle başlatılan Azmi Milli Çevre Düzenleme ve Katlı Otopark Projesi tamamlanarak hizmete açıldı. ...6373 metrekare alan üzerine inşa edilen Azmi Milli Katlı Otoparkı, bölgedeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı. Özellikle bölgede yaşayan çarşı esnafının büyük takdirini toplayan projenin detay dekore çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da düzenlenen Ekmek Festivali'nde hem karınlar hem gönüller doydu. Aksaray Valiliği dünyada ilk kez gerçekleştirilen Ekmek Festivali'nde Somuncu Baba ekmeğini tanıttı. İçerik olarak dünyada bir ilk olan festivalde buğday ve ekmeğin 10 bin yıllık hikayesi çok farklı anlatımlarla işlendi. Günümüzde Somuncu Baba olarak bilinen ve Aksaray Belediyesi tarafından Aksaray'da Şeyh Hamidi Veli Türbesi ve Külliyesi'nin yanına kurulan fırında üretilen ekmekler mısır unu, bağ ve zeytinyağı karışımıyla yapılıyor. Aksaray'ın manevi mihmandarı Somuncu Baba'nın ekmeği ve Aksaray'ın tanıtıldığı festivale yurdun dört bir yanından katılımın yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan,
Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Makedonya konuk ülke olarak katıldı. Değerli izleyenler, Aksaray Belediyesi bu hafta içinde Aksaray Kültür Merkezi'nde önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Edebiyat severlerin buluştuğu panelde öğrenciler Tarık Buray anlatırken biz de Belediye TV olarak paneli canlı olarak yayınladık ve özel röportajlar gerçekleştirdik. Haberin detayları geliyor. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan ve Küçük Ağa başta olmak üzere birçok önemli romanın yazarı Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra, Anadolu Mektebi yazar okuma etkinlikleri kapsamında anıldı. Yaşadığı döneme damgasını vuran edebiyatımızın yerli ve milli sesi Tarık Buğra etkinlikleri Aksaray'da başlatılırken, Tarık Buğra ile ilgili programlar Nevşehir ve Niğde'de gerçekleştirilecek olan programlarla devam edecek. Edebiyatımızın yerli ve milli sesi Tarık Buğra başlığı altında düzenlenen kültürel programda lise ve üniversite öğrencilerinden Anadolu Mektebi Okuma Grubu'na dahil 100 panelist öğrenci Tarık Buğra'yı anlattı. Buğra'nın roman ve hikayelerindeki kahramanların duyuşları, sezişleri, düşünceleri, umutları, karamsarlıkları, iç sıkıntıları, mutlulukları çoğunlukla kasaba perspektifinden yansıtılmıştır. Tarık Buğra, Anadolu'yu mekan olarak kullandığı eserlerinde insan unsurunu her zaman merkeze koymuştur. Tarık Buğra bir mülakatı sırasında eserlerinde insana neden bu kadar önem verdiğini şu cümleleriyle dile getirmektedir. Beni hakikaten insan ilgilendiriyor. İnsansız bir dünya düşünülemez tabii değil mi? Hiç değilse bizler için, yani insanlar için. Belki karıncalar, arılar, çiçekler için öyle bir dünya tasavvuru mümkündür. Ama insan olmayan ve çoğu için daha rahat, daha mutlu bir dünyadır insan olmayınca. Ama ben insan olarak insansız hiçbir şey düşünemiyorum. Ne ay, ne deniz, ne güneş, ne ekonomik meseleler, ne sosyal meseleler. Hepsi çöker, gider. Panele Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eski Gıda ve Tarım Bakanı Konya Milletvekili Sami Güçlü, Kazakistan Büyükelçisi Absal Saperbeyli, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin ve Tarık Buğra'nın eşi Hatice Bilen ile birlikte il protokolü daire müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Anadolu Mektebi Yazar Okuma Etkinlikleri dizisi Aksaray'da başladı. Sayın Başkan, bugün çok önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanından edebiyat severler Aksaray'da bulmuştu. Etkinlik yapılan yerinde neler söylemek istersiniz? Şimdi ben her şeyden önce Sayın Bakan Yardımcımız burada, Sayın Bakanımız Sami Bey burada. Aynı zamanda valimiz ve diğer illerden, Niğde'den, Nevşehir'den gelen hem rektörlerimiz, Milli Eğitim Müdürlerimiz burada. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyorum. Ardından 29 ilden gelen değerli öğrencilerimiz var, yaklaşık 100'ün üzerinde. Onlar da bizleri burada bu şeklimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu Mektebi'nin az önce içeride Sayın Bakan bahsetti, yaklaşık 5-6 yıl önce başlayan bir ilk tohum, ilk hareketti. Son yıllarda bu resmileşmeye başladı ve o kadar çok noktalara yayıldı ki daha önce 5 tane ile başlayan bir program şu anda 29-30 diye devam ediyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu projenin içerisinde destekliyor. Burada amaç şu, bir yazarın bütün kitaplarını okumak suretiyle ve onunla ilgili duyguları, düşünceleri öğrencilerimiz sizler de gördünüz, paylaşıyorlar. Ve bu o kadar güzel oluyor ki kendi aynalarından, kendi bakış açılarından bir yazarın hayatını, toplumu nasıl değerlendirdiğini hem gün yüzüne çıkartıyorlar hem de bizle paylaşıyorlar. Bugün Tarık Buğra okumalarını yapıyoruz. Değerli eşler, hanımefendi de burada. Bu da bize ayrıca mutlu ediyor. Çok güzel bir gelişme. 3 gün boyunca sürecek bir etkinlik olacak. Öğrencilerimiz paneller yapacak, sunumlarını gerçekleştirecek. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Aksaray'ımız küçük bir yer, bir görünüyor ama çok büyük bir işler gerçekleştiriyor. Bunun için herkese teşekkür ederim.
Aksaray Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla bugün Aksaray'da çok önemli bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlik kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem Beyefendi aramızda. Hemen kendisiyle etkinlik hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız ve Aksaray'la ilgili tabii ki kendisine sorularımız da olacak. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Öncelikle gerçekten çok önemli bir etkinliğe bakanlık olarak destek veriyorsunuz. Evet. Yazar okuma etkinliği neler söylemek istersiniz? Yaklaşık 6 yıldır süren bir proje. İlk 2-3 yılı eski bakanımız Sami Güçlü Bey'in çabaları bizim desteklerimizle daha küçük okuma grupları olarak başladı. 2015'te Nabi Bey döneminde bunu bir bakanlık projesi yapalım diye düşündük. Ama İsmet Bey'e nasip oldu protokol. İsmet Bey ile birlikte bir Milli Eğitim Bakanlığı projesi Sami Güçlü Bey'in başkanlığında bakan yardımcısı olarak bizim bakanlık temsilen bir küçük heyetle böyle bir proje başladı. Şu anda 30 ile yayıldı. Çok öğrenciye ulaşmak güzel bir şey ama bu daha sınırlı bir proje. Yani bir 10 öğrenci olduğunda iyi bir öğretmen ilgili bu çocuklara bir yazarın bütün kitaplarını okutuyor. Örneğin Necip Fazıl okunacaksa onun yazdığı bütün kitapları, şiir kitapları varsa ve hakkında yazılanları okuyor. Daha sonra bu çocuklar genelde 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıflar üniversite sınavı olduğu için çok üzerlerine gidemeyiz. Kendi arkadaşlarına bugünkü paneldeki gibi okudukları yazarı anlatıyorlar bir yönüyle. Bugün Tarık Buğra'ydı. İşte onun kadın olarak kadına bakışını, yaşantısını, birçok konuyu çocuklarımız çok güzel işlediler. Kendi arkadaşları ve büyük bir protokolün karşısında. Gelecek adına bu kitapları okuyarak çocuklarımızın milli ve değerlerini o okuduğu büyük kişilerin yazdıklarıyla içselleştirmesini, yaşamasını ve yarına büyük yazarlar, bilim adamları, ülkenin yöneticileri inşallah olsunlar. Öyle bekliyoruz. Ve bu çalışma sadece okuma değil, hayatını da değiştiriyor çocuğun. Ailesiyle olan ilişkilerini, çevreyle olan ilişkilerini, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve dersleri de yükseliyor notları düşeceğine. Örneğin 3 ay içinde 90 günde 30 kitap okuyor. Yani böyle bir merak işi, biraz meraklı da olması gerekiyor. O bakımdan biz iyi bir proje olduğuna inanıyoruz. Sami Güçlü Bakanımız çok mütevazice başkanlığını yürütüyor. Bizler de destekçi olarak bir ekiple bu çalışmayı yürütüyoruz. Ama yerelde valilerimiz bugün Aksaray'da olduğu gibi belediye başkanlarımızın, rektörlerimizin katkıları da yüksekse proje çok daha güzel oluyor. Azsa daha az oluyor. Aksaray başından beri bu işin kurucu illerinden biridir. Onun için de heyecanla her seferinde mutlu oluyoruz. Nabi Bey de buraya gelmişti zaten hatırlarsanız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Anadolu Mektebi yazar okuma etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisinden okuma etkinliği ile ilgili bilgiler alacağız. Sayın Müdürüm, öncelikle gerçekten güzel bir ev sahipliği yapıyorsunuz. Bugün edebiyat severler Aksaray'da, Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler ve özel konuklar aramızda. Aksaray Belediyesi'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde özel bir program Aksaray'da start aldı ve okuma yazar okuma etkinlikleri devam edecek. Öğrenciler, panelist öğrenciler Aksaray'da bugün ve aslında panel boyunca da Tarık Buğra'yı anlatacaklar. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün Aksaray'ımızda çok farklı bir gün yaşıyoruz. Tarık Buğra okumaları kapsamında 25 ilimizden gelen öğrenci grupları, ilimizden de katılan öğrenci grupları daha önce Tarık Buğra'yı okudular. Tarık Buğra'nın bütün yazılmış eserlerini ve Tarık Buğra hakkında yazılmış eserleri okuyarak bugün bizlere, öğrencilerimize Tarık Buğra'yı anlattılar.
Tabii burada hedeflenen bu öğrencilerimizin hem okuma kültürlerini geliştirmek hem de edebiyatımızda, sanatımızda bu şekilde önem kazanmış insanları toplumuza daha iyi tanıtmak. Burada tabii Anadolu Mektebi olarak başta Sayın Bakanımız Sami Güçlü ve Bakan Yardımcımız Orhan Erdem olmak üzere bakanlığımızdan da destek görüyoruz. Bu proje şu anda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm 81 ile yaygınlaştırıldı. Bugün şu anda okullarımızda 5 panel daha yapılacak. Saat 14'te başlıyor. Öğrencilerimize yine Tarık Buray anlatacaklar. Yarın da yine 5 panel yaparak programımızı kapatacağız. İnşallah Cuma günü Nevşehir'de de bir kapanış programı yapılacak. Ben teşekkür ediyorum tüm emeği geçenlere. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Aksaray'da edebiyat günlerinden bir tanesi daha yaşanırken yazar okuma etkinlikleri kapsamında Aksaray Valisi Sayın Aykut Pekmez Beyefendi ile birlikteyiz. Panelle ilgili kendisinden görüşler alacağız. Sayın Valim, önemli bir etkinliğe daha Aksaray bugün ev sahipliği yapıyor ve Türkiye'nin dört bir yanından edebiyat sever öğrenciler ve misafirler Aksaray'da neler söylemek istersiniz? Evet, bugün Anadolu Mektebi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde uygulanan bir projemiz. Sayın daha eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Beyefendi'nin okuma grubu olarak başlatıp bugün 30 ile yayılan Türkiye'de belli yazarlarımızın lise öğrencilerimiz tarafından okunup onunla ilgili panel düzenlenmesi kapsamında Aksaray'ımızda ilk olarak bu projenin başlangıcına itibaren ilk 5 il içerisinde yer alan bir ilimiz. 2011'den beri Aksaray'ımızda bu proje uygulanıyor. Şu anda projeye dahil olup mezunluktan sonra öğretmen olup bu projenin içerisinde yer alan Aksaraylı öğrencilerimiz de mevcut. Bugün de Türkiye genelinde 25 ilden gelen öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Panelde de bu dönem içerisinde Tarık Buran'ın eserleri okundu. Tabii maalesef kitap okuma noktasında ülke olarak karnemiz maalesef çok iyi değil. Ama işte bu tür projelerle gençlerimizin, öğrencilerimizin hem kitap okumaya alıştırılması hem de belki gençlerimizin ilgi duymayacağı edebiyatımızın önemli yazarlarının gençlerimiz tarafından tanınması, okumasını sağlayan önemli bir proje. Tabi okuyan bir gençlik hem kendisi için hem çevresi için hem ailesi için önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aksaraylılık'ta biz de bu projeye valilik olarak, belediye olarak, milliyetim olarak elimizden geldiğince bütün desteği veriyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Televizyonunuzun da hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Çocuklar Sevgiyle Büyüsün isimli proje kapsamında il genelinde belirlenen ilkokul ve ortaokul öğrenci 100 çocuğa okul kıyafeti, ayakkabı, kırtasiye yardımı yapıldı. Aksaray Polis Evi'nde gerçekleşen programa Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Aksaray İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Alay Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Hacı Mehmet Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Belediye Meclis Üyesi Durmuş Sönmez katıldı. Emniyet Müdürü Ali Karabağ, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı, kısaca ÇOGEP diye nitelendirdiğimiz, bu kapsamda Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü olarak Toplum Destek ve Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 2017 yılı Çocuklar Sevgiyle Büyüsün projesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
ortaklaşa tespit etmiş olduğumuz ilkokul ve ortaokul seviyesinde 100 öğrencimize bugün burada siz değerli protokol üyelerimiz ziyaretinde okul kıyafeti, spor ayakkabısı, bot ve kırtasiye malzemelerini takdim edeceğiz. Emniyet müdürlüğü olarak hedefimiz geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerinde daha başarılı, düşünce ve davranışlarıyla topluma faydalı birer birey olarak yetişmeniz bir nebze de olsa bu konuda katkıda bulunmak istiyoruz. Sevgili çocuklar, sizlere çok güveniyoruz. Sizler Türkiye'nin oğlu, geleceğe güvenle bakan yarınlarısınız. Sizlerin vatanına ve milletine bağlı gençler olacağınıza inancımız tamdır. Verilen hediyeleri iyi günlerde kullanmanız dileğiyle sevgiler sunuyor, gözlerinizden öpüyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Emniyet Teşkilatı'nın göstermiş olduğu farkındalık projesi için teşekkür etti. Burada hem Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hem de emniyetimizin ortaklaşa çalıştığı güzel bir proje ve bunun doğrultusunda da tabii hayırseverlerimizin de katkılarıyla böyle güzel bir projeyi imza attılar ve sizlere hediyeleri olacak. O nedenden dolayı bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bizler belediyemiz olarak da tabii bu tür çalışmalar yapıyoruz ama sizler kurumlar olarak bizlere bu noktada destek olunca yükümüz daha da hafifliyor, daha da güzel şeyler çıkıyor. Ben tekrar emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. İnşallah derslerinde başarılı olurlar. İnşallah ileride başsavcı olurlar, belediye başkanı olurlar, emniyet müdürü olurlar. Bizler de onlara bu koltukları seve seve veririz. Ben tekrar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Protokol üyeleri son olarak isimlere göre hazırlanmış paketleri öğrencilere hediye etti. Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmeleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.